Şu an ihtiyacın olan tek şey ne? Annem babam. Bir tek annem Tek annem baba. babam. Sakın eve gelme, babam seni öldürecek. Benim o günden yanımda terlikler, hiçbir şey yok üzerimde. Ve ben o gün evden kaçmaya karar verdim. Ve 15 gün veya 16 gün o parkta yattım. Babama hiçbir zaman kin ve nefretle bakmıyorum. Asla da affetmeyeceğim yani. Caddelerde çalıştım, kulüpte çalıştım. Kendini bilen insanlar tarafından satıldım. Paralarımı çok aldılar. Dövüldüm, silah zoruyla ilişkiye girdim. Çok duyulmuş insanlar tarafından tecavüze uğradım. Ben intihar ettim. Delikanlılık yapan adamları ben çok gördüm. O bıyıklı sakallı adamları. Kendini yaptıran adamları da gördüm. Yani. Belki arabasını da öldürecek, belki evini de öldürecek, belki otelde de öldürecek. Bilemiyorsun. Niçin gidiyorsun? Hayatın için gidiyorum. Mecburum. Çalışma. Efendim, Team Media TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Nil Ulusoy. Nil Ulusoy bir trans birey. Bugün hep beraber Nil Ulusoy'un hikayesini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, siz? Teşekkür ederim, sağ olun. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Nereden başlasam? Nereden başlasam bilmiyorum ama... Böyle çocukluktan yetişkinliğine doğru yaşadığın en ilginç olaylardan başlayabiliriz. Hemen söyleyeyim. Ben şimdi İstanbul doğumluyum. Çok varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Ama varlık içinde yoksulluk çeken bir çocukluk yaşadım. Onu da söyleyeyim. İlk başta nasıl hissettiğimi söyleyeyim. 7 yaşında bir erkek çocuğa aşık oldum okulda. Belki enteresan gelecek ama 7 yaşında ben aslında bu eğilimi hissettim ilk başta. Yani 7 yaşında erkeklerden hoşlandığınızı mı fark evet, ettiniz yoksa? Evet, evet. 7 yaşında erkeklerden hoşlandığımı fark ettim. Bir de dedim ya, hani varlık içinde yoksulluk yaşadım. Benim ailem benim bazı şeylerimi anladıktan sonra tamamen her şeyi benden kestiler. Ayakkabı almayı, kıyafet almayı, yemek almayı, işte harçlık vermeyi. Tamamen yoksul büyüdüm. Yırtık ayakkabılarla okula gittiğimi biliyorum. Düşsene, varlıklı bir ailenin çocuğusun ama yoksul yaşıyorsun. Bunu hangi yaşlarda yaşadınız? 10 yaşında. Ne kadar sürdü bu ailenizin dışlanma? Yani sizi bu yöneliminizden dolayı dışladıkları için mi? Yoksa... Herhalde babam çok despot bir adam. Herhalde vazgeçirmekle alakalı, yani cinsiyetten vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Ama bu öyle bir şey değil. Hiçbir zaman beni karşısına alıp arkadaşça konuşmadığı için. Ve ben yıllar boyunca dayak demeyeceğim, işkence gördüm. Dayak değil yani. Aileden. Babadan. Çok işkence gördüm. Yani işkence, hemen bunu açayım size söyleyeyim. İnşaatlara kapatıp çivili sopayla dövmek. 2 gün boyunca aç bırakmak, zincirleyip. Buzdolabına bağlamak. 9'dan sonra asla yemek vermemek. Saçlarım uzunsa sıfıra vurup, yani kendisi sıfıra vuruyor, hatta acayip bir şekilde o şekilde okula göndermek gibi gibi şeyler. Yani çok büyük işkenceler gördüm aslında babadan. Yani bu, siz büyüdükten sonra da muhtemelen bunun çocuklukta size bıraktığı travmalar hala vardır. Halen çok. Ama babama hiçbir zaman kin ve nefretle bakmıyorum. Affedebildiniz mi peki? Hayır. Asla da affetmeyeceğim yani. Ama nefret etmiyorsun. Nefret de etmiyorum. Peki cinsiyet değiştirme süreci nasıl gelişti? Yani kimliğimi bulmam gerekiyordu artık. Çünkü kendimi, hiçbir erkek özelliğim yok. Hiç. Çocukluğumdan beri. Yani bir kadına bile hiç aşık olmadım hayatımda, bunu söyleyeyim. Kadın tam tersi, kızlar bana aşık oldu. Çünkü erkeklik dönemimde de çok da yakışıklıydım. Çok yakışıklıydım ama benim kadınlara hiçbir hissim yoktu çocukluğumdan. Hani bazı insanlar diyor, tercih mi? Ben soruyorum size mesela, 7 yaşındaki çocuğun hissi, duygusu oluyor ya. Bunun günahı ne olabilir sence? 7 yaşındayım sonuçta. Ben bu hissi ve duyguyu yaşadım. Ve bu devam etti. Ben artık dedim ki, bir yerde artık kadın olmalıyım. Kimliğimi bulmalıyım. Yani 25 yaşında buna karar verdim. Ama zor, çok zor karar verdim.
Yine ailemi düşündüm. Yapmalı mıyım acaba, yapmamalı mıyım? Babamın veya annemin helalliğini almalı mıyım? Hep bunları yıllar boyunca düşündüm aslında. Ama anneme açıkça söyledim. Annem tabii ki ağladı, bayağı bir ağladı. İlk başlarda kabul etmediler. Yani sonuçta gittim kendi kemiğimi bulmak için yaptım. Peki ameliyat olmadan önce yaşadığın ilginç bir olayın var mı? Çok, çok ilginç olaylar yaşadım. Aslında ben size baştan mesela biraz daha geriye dönelim, biraz daha geriye dönelim. Ben çocukluğumdan biraz bahsetmek istiyorum. Ben simit sattım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. Trenlerde hurma sattım. Tekstilde çalıştım. Bakın ne diyorum. Varlıklı ailenin çocuğuyum ve ben bu işleri yaptım. Ve ben simit satamadığım zaman evime dönemiyordum. Nedenini biliyor musun? Dayak yiyecektim. Bir tane simidi eğer geri getirirsem eve dayak yiyecektim. Yani ben böyle bir çocukluk yaşadım aslında. Çok acı bir travma. Yıllar boyunca. Çünkü baban senin cinsiyetini hissettiği için sana bu şekilde davranıyor. Meyvelerin diğer odaya kitlemesi nasıl bir duygu biliyor musun? Meyve yiyemiyorsun evde. Çünkü diğer odaya kitleniyor meyveler. Yememem için. Ben böyle bir çocukluk yaşadım aslında. Çok acı bir çocukluğum var. Peki babanın diğer kardeşlerinize Hayır. karşı Hayır. Bir sadece yöneliminizden dolayı tek ben. Ve benim diğer abilerim bana çok karşılardı. Aşırı karşılardı. Bir gün işte ben evimden ayrıldığım zaman büyük abimi hiç unutmuyorum. Dilerim Rabbimden bir gün evladın olur. Benle aynı duyguları yaşarsın dediğim lafı hiç unutmuyorum. Ve o erkek evlada sahip oldu. Evladı 3 ay yaşadı. Sırlar dünyası gibi değil mi? Ama evet. bu bir gerçek. Peki aileden maddi durumunuz iyiydi. Evet. Muhtemelen babanın sana simit sattırmaya çalışması maddi ihtiyaçtan dolayı değil, tamamen seni Hayır. cezalandırmak için Evet, miydi bu? cezalandırmak. Diyorum ya, ayakkabı bacılığı yaptım. Ve ben bunu utanarak yapmadım. Açık ve net söyleyeyim. Asla aşağılamıyorum. Ama diyorum yani varlıklı bir ailenin çocuğusun. Bana verilen ceza buydu. Bu bir cezaydı bana. Bu bana çok acı geldi. Diğer evlatları işte abim lüks yaşarken, diğer abim işte futbol oynarken çok lüks yaşıyorlar. Ve ben diğer erkek kardeşim üniversite okurken ve ben birçok şeyi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü artık okuluma gidemiyordum, utanıyordum. Ayakkabım yırtık, ayakkabımın arkasını dikmişim, ben dikmişim. Gidiyorum öyle. Saçlarımı kesmişler. Utanarak gidiyorum artık. Yani nasıl saçlarımı, yani normal bir kesim olsa utanarak gitmem ama ya sıfıra vurmuşlar. Bilirsin eskiden makinalarla böyle düşün yani. Utanıyordum artık yani. Artık öğretmenim bile anlamıştı. Yani çok zor bir çocukluk geçirdim. Ama dediğim gibi asla halen aileme kin ve nefretle bakmıyorum. Kaç yaşında ailenden ayrıldın? 17 yaşında. Ayrılma sebebimi de hemen söyleyeyim. Beni babam yine aynı bu eğilimden vazgeçirmek için ne derler? Beni bir tarikata yolladı. Adıyamanlar menziline. Ben ilk defa açıklıyorum burada. Hayatımda ilk defa şalvar, cübbe, sarık taktım. 16 yaşında. Ben bu şekildeydim. 16 yaşında şalvar, cübbe, sarık taktım. Beni Kur'an kursuna yolladılar. Değişmem için. Ve ben anneme çok aşık bir çocuk olduğum için bir hafta dayanamadım. Kaçtım. Yatılıydı çünkü. Bir evimizin karşısında bodrum bir tane bir yer var, kömürlük. 2 gün orada kaldım. Eve dönemem. Baba dayağı vardı gidersem. Yine büyük bir dayak bekliyor çünkü beni. Kız kardeşim vardı. O beni gördü o bodrum katta. Ne yapıyorsun burada? Ağlıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Dedim gel dedi, beni eve götürdüler. Yine dayak yedim. Aynı şey mesela. Ve babam beni sonra oradan aldı. Dediğim gibi bir menzile soktu beni. Adıyamanlar menziline. Ve orada bir hocanın çocuğu bana aşık oldu. İsmi de Hüseyin. Bildiğiniz menzilde çocuk bana aşık oldu. Ve bu olay tamamen bütün menzil tarafından duyuldu. Babamın evine geldiler. Biz de o zaman dışarıdayız. Babama bu olayları anlatıyorlar. İşte senin çocuğun böyle 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 işte bilmem ne. Ve ben tam eve gelirken kız kardeşim beni balkondan geliyor. Sakın eve gelme, babam seni öldürecek. Evde tüfekle bekliyormuş beni öldürmek için. Bu olaylar duyuldu ya. Bu olaylar nasıl duyuldu? İşte dediğim işte bu Hüseyin tarafından babası duyuyor bu olayı.
Ve babası bütün işte o menzildeki hocaları alıp benim ailemin evine geliyorlar. Anlatıyorlar bunu. Ve dediğim gibi işte kız kardeşim beni balkonuna görüyor. Ben tam eve girerken sakın eve gelme, babam seni öldürecek. Benim o gün ayağımda terlikler. Hiçbir şey yok üzerimde. Ve ben o gün evden kaçmaya karar verdim. Peki evden kaçtıktan sonra nereye gittin? İlk gittiğim yer Taksim Parkı. Meşhur bir park vardır orada, bilir misiniz, meydanda. Oraya gittim. Hiç transmış, travestiymiş, ne olduğunu hiç ilk defa orada göreceğim. Hiç bilmiyorum daha. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani hiçbir şey. Taksim Parkı'na gittim. Oturuyorum böyle. Hiç unutmuyorum. Esmer böyle bir tane travesti geldi yanıma. Hiç unutmuyorum. Travesti olduğunu aslında bilmiyorum daha. O gün öğrendim travestinin ne olduğunu. Ya yani transın ne olduğunu. Tuttu kolumdan, dedi sen çok güzel bir şeysin ya, dedi nereden geldin falan. İşte ben onu anlattım oluyor. Tut, götürmek istedi beni. O zaman bir kulüp varmış Taksim'de, tarla başında. Dedi gel, dedi seni oraya götüreyim. Ben gitmedim. Ve 15 gün veya 16 gün o parkta yattım. 17 yaşında. Ne yedin, ne içtin? Simit. Sadece simit. Simit yani. Başka hiçbir şey yok. Yani mesela o 15 gün boyunca hayatta nasıl kalabildin? Cebinde hiç 5 para olmadan evden ayrıldın. Ben sana söyleyeyim onu hemen. Orada 45-46 yaşlarında bir tane adam vardı. Hiç unutmuyorum onu da. Allah razı olsun bak. Ona her şeyi anlattım. Ona bütün her şeyi. O zamanın parasıyla bana 10 TL vermişti. O zamanın parasıyla. Ama ilk başta o da 500 evlerde oturuyordu. İstiyorsan dedi seni götüreyim gel. Eşinin olduğunu da söyledi bu arada. Benim de çocuklarım var dedi. Adam bunu söyledi bana. Ben o zamanlar artık o şeyle korkuyla mı ne, hiç gitmek istemedim açık ve net. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsun. Düşünsene transı bile daha yeni ilk defa hayatında göreceksin. Bana 10 TL para verdi. 16 gün boyunca o parkta yaşadım ben. Hiç seks işçiliği yapmak zorunda kaldın mı? Yaptım. Seks işçiliği 2 yıl boyunca yaptım. Caddelerde çalıştım. Kulüpte çalıştım. Ve bunu burada ilk defa söylüyorum. Hiç normalde sosyal hayatımda hiç bunu hiç dile getirmedim. İlk defa size açıklıyorum. Çok kendini bilen insanlar tarafından satıldım. Paralarımı çok aldılar. Dövüldüm. Zorla ilişkiye girdim. Babam yaşındaki adamlarla. Evlerinde kalabilmek için. Yani ne anlatsam sana? Çok şeyler yaşadım. O zaman daha ufacığım. Yaşım tutmuyor. Kulüpleri almıyorlar. Ondan sonra ne bileyim adamın evinde kalmak için gidiyorsun, beraber oluyorsun, mecbursun. Çünkü yok, gidecek bir dalın şeyin yok, hiçbir şeyin. Aileyi arayamıyorsun. Kaçmışsın evden. Kimsesizsin. Kolun kanadın kırılmış. Yani düşün. Mecburum. Yapmak zorundaydım. Yani bazı insanlar diyor ki niçin, neden yapıyorsunuz? Zorundaydım. 17 yaşındayım. Kimsem yok. Bir geyim. O zamanlar geyim yani. İşe kimse almıyor zaten. Biliyorsun bakış açısını herkesin. Almıyorlar. Ben bu işi yapmak zorundaydım. Yaptım da yani. Seks işçiliğini ameliyattan önce Tabii yaptım. ki, tabii ki, tabii ki. Yaptım yani. Peki ondan sonraki süreç nasıl gelişti? Yani ameliyat olmak biliyorsun belli bir bütçe istiyor. Ciddi bir karar. Hayatıma kulüpte çalışırken kulübün müşterisiydi bu dediğim insan, kuyumcu. Baktım bir masada oturuyor böyle, baktım çok çok da paralar harcıyor. Yani günlük geliyor, ne diyeyim sana, bugünün parası 3-4 bin lira, öyle düşün. Her gün ama. Dedim ki bu, o adam da benden yaşça büyüktü biraz. Dedim bu adam ne ayak ya? Dedim çünkü benim aslında içimde kulüplerde bu şekilde çalışmak aslında yok. Ben birisini bulayım, hayatımı kurtarayım. Niyetim bu aslında benim. Çünkü ben aslında aşk kadınıyım. Yani veya ev kadınıyım. Yani bir evde olayım, başımda birisi olsun, bana baksın, etsin. Aslında ben böyleyim. Ve ben o adama kendim gittim masasına. Gittim masasına. Yanına oturdum. Konuştum. Kuyumcu durumu da gayet iyi. Dedim kurtarırsa artık beni bu adam kurtarır. Ve o hayatıma o adam girdikten sonra bütün her şeyim değişti. Evlendiniz mi o adamla yoksa? Hayır, o zaman tabii ki evlilik yok. Ama o zaman göğsüm bile yok. Dümdüz. Erkek geyim. Geyim yani. Adam beni her şekilde kabul etti. Aldı beni evine, ailesine götürdü. Saçlar kısacık. Göğsüm yok. Daracıcık bir pantolon giymişim. Üstümde bir beyaz bir body. O şekilde.
Yüzümde hiç makyaj yok, hiçbir şey yok. Daha toyum. Aldı beni ailesine götürdü. Ailesi nasıl karşıladı? Annesi, babası, erkek kardeşi. Üç erkekler bunlar. Vallahi annesine dediği tek laf buydu, biliyor musun? Hiç unutmuyorum. Bu artık dedi benimle dedi bu evde kalacak. Ve annesi hiçbir şey demedi. Peki ailesi durumun farkında mıydı yoksa evet. Yardımcı olmak istediği Hayır, için ilk başta yardımcı olacak diye düşündüler. Ama biz baktık ki yıllar boyunca beraberiz. Bana her şeyi yapıyor çocuk. Kuyumcu. Yüzük getiriyor, kolye getiriyor. Ondan sonra telefonların en iyisini alıyor. Bu arada hala birlikte yaşıyorsunuz ailesiyle. Tabii ki beraberiz, aynı evde yaşıyoruz. Ailesi de var. Ama ailesi aranızdaki duygusal ilişkiyi bilmiyor herhalde. Sonradan fark ettiler. Erkek kardeşi fark etti zaten sonradan, anladılar. Ve biz bu şekilde devam ettik. Benim tamamen hayatım tamamen değişti. O acı hayatım, bıraktım o acı hayatımı. O kulüp, çalışmak, seks işleri falan tabii hepsi ki, bitti. Tabii ki, tabii ki. Sonra düşten o hayattan bu hayata geçiyorsun. Peki ne kadar sürdü bu? Yani değişim aşamalarına falan girdim aslında. 26-27 yaşına kadar sürdü. Yani yıllarca sürmüş aslında bu tabii adamla. Tabii ki, tabii ki. Maddi manevi i̇lk destek beraber, olan o. İlk beraber olduğum insan. Ameliyatını o mu karşıladı? Her şeyimi. Sahneye taşıyan beni, arkamda duran, işte ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz onunla ilk kaldığımız zaman otelde, buradan sana bir şey, benim birçok arkadaşım da bilir. Zaten izleyince de mutlaka yorumlara yazacaklardı. Adım gibi de eminim. Biz otele borç vermiş insanız. O kadar düşün. Kaldığımız otele borç verdi düşün. Öyle bir adam. Maddi durumu çok iyi. Tabii ki bak, kaldığımız otele borç verdi diyorum. Öyle bir adamdı. Ve ben bana gelen yüzükleri artık boynuma takıyordum. Çünkü elimde yer yoktu. Peki. Ve halen de görüşüyorum bu arada. Telefonlaşırız. Öyle İki mi? Gün önce telefonlaştık, evet. Şu anda evli, çoluk çocuğu da var. Ama halen görüşürüz. Peki ameliyat olduktan sonra bu ilişki devam etti mi yoksa? Yok, hayır. Bitti. Hep iyi geçinen bir aile gibiydik zaten. Benim ailem onu tanıyor bu arada. Hı. Ben onu aileme götürdüm. Hı. Çünkü bu ailemin daha barışma şeyi de var. Ha, o süreçte ailenle de barıştın. Barıştırdı. Benim ailem, biz ilk dönemler ailesine gittiğimiz zaman biz onun ailesinden çıktık. Sonra biz bir otelde kalmaya başladık. Bana otel tuttu. Hı. Ondan sonra Cihangir'de bana bir tane bir ev kiraladı. Nasıl söyleyeyim sana evi de, biliyor musun? Ev nasıl bir ev? Her şeyden iki tane düşün. Çünkü benim hayatımı çok iyi biliyordu. Çünkü ben hiçbir zaman, nasıl söyleyeyim sana, benim hiç yatak odam olmadı. Ya onu, ondan önceki hayatımdan bahsediyorum. Hiç yatak odam olmadı. Ailemde de öyle. Yerde yatmışımdır hep. Dedim ya sana, hep işkencelerle büyüdüğüm için. O benim hayatımı bildiği için en iyisini yaptı bana. Her şeyin. Sonra beni ailemle barıştırdı. Ben onu ailemle tanıştırdım. Yani hep yanımda oldu yani. Hep kötü günlerimde hep yanımda oldu, öyle söyleyeyim. Benim hayatımı değiştiren, hayatımda sigara içmemişimdir, alkol içmemişimdir. Hep onun sayesinde. Aslında bu adam hayatınızın dönüm noktası. Aynen öyle. Peki muhtemelen yaşamışsındır ama yine de sorayım. Hiç homofobik şiddetine maruz kaldınız mı? Açık ve net söyleyeyim. Yıllar önce belki yaşamıştım ama ben çok yaşamadım. Niçin biliyor musun? Bu benim yaşantımla alakalı bir şey. Ben yaşantımı hiç alenen yaşamamışımdır. Hiç ama. Gecemi gündüze taşımam. Asla. Hiç. Kimseyi rahatsız edecek bir şekilde de yaşamam. Yaşamadım hiç. Çünkü gece hayatında çalışıyorsun ve evet, gerçekten orası çok tehlikeli. Ben onları yaşadım. Zorla, işte dedim ya, ilişkiye girdim. Silah zoruyla ilişkiye girdim. Çok duyulmuş insanlar tarafından tecavüze uğradım. Ben intihar ettim. 5 defa intihar ettim ben. 5 defa. Arkadaşlarım beni kaldırdılar öldü diye. Mide hapları içtim. 40 tane, 50 tane. Ameliyat, yani hastaneye kaldırmasalar midem patlayacakmış. Ne sebeple intihar ettiniz? Yani tecavüz olayları vardı. Hayattan çok sıkılmıştım. Ailemle görüşmüyordum. Ailem beni silmişti. Ben çok anneme aşık bir çocuğum. Çok anneciyim. Aşırı derecede. Anne, anne, anne. Her gün evinde halen öyleyim. Yani hep ağlarım. Aslında çok güçlü dururum ama hep içimi kimse bilemez. Hep ağlarım. Yani çektiklerim çok çok ağır şeyler aslında. Peki hayatın boyunca hiç unutamadığın kötü bir anın var mı? Yani yaşadığın kötü bir olay. Çalıştığım bir evde. O zaman evde de çalıştım, onu da söyleyeyim. Bir evde çalıştım, bir evde.
Bir gün arkadaşlarla oturuyoruz. Bir anda kapıyı kırdılar. Bildiğiniz kapıyı kırdılar. 6 tane adam. Ellerinde sallamalar. Sallama bildiğiniz. 6 arkadaşız böyle. Hepimiz de bu arada transız. Şişli'de bir evdeyiz bu arada. Adamlar geldi. Elinde satırlar. O zaman benim arabamın anahtarını cebimden aldılar. Hepimizin üstünden paraları aldılar. Hepimizin ters ellerimizi bağladılar. Aramızda da doğulu bir arkadaşımız vardı. Ben Kürtçe bilmediğim için. Onlar da aralarında Kürtçe konuşuyormuş. Diyorlarmış ki hadi bunları artık ne yapacağız? Alalım götürelim boş bir arsaya atalım. Bizim için diyorlarmış, ben anlamıyorum. Benim karşımda arkadaşlarımı satırlarla öldüreseye dövdüler. Öldüreseye. Sıra bana geldi. Ellerim kollarım bağlı. Yalvarıyorum. Bildin tamam aldınız her şeyi. Arabanın anahtarını da aldınız. Gidin. Bizi öldüreseye hastanelik ettiler. Ben de içlerindeyim. Yani çok kolay bir hayat yaşamadık. Öyle. Nil Hanım o kadar kötü şey yaşadıktan sonra hiç psikolojik destek gördünüz mü? Hiç görmedim. Çok ağır şeyler çünkü, çünkü bunlar. Çünkü bütün destekleri kendi kendime tamamladım. Kendi hastalığımın ilacı kendim oldum aslında. Peki şu an hayatı nasıl idame ettiriyorsun? Yani dediğim gibi yıllar boyunca sahne yaptım. Nasıl söyleyeyim? Şimdi ev aldım. Evlerimden kiralıyorum. Bir birikimim de var. Çünkü nasıl söyleyeyim sana? Ben bu hayatta yaptığım şeyleri hiçbir zaman boş şeylere harcamadım. Çok lüks bir hayatta yaşadım bak. Onu da söyleyeyim. Çünkü neden biliyor musun? Ailemde yaşamadığım şeyleri dışarıda kendim kazanarak hepsini yaşadım. Hepsini. Helikoptere bile bindim. Çünkü her şey aklımdaydı. Ama şimdi bana desen ki her şeyi sana vereyim yaşamak ister misin? Hayır. Çünkü son raddedeyim artık. Çünkü aile özlemi çok başka. Ben çok özlüyorum ailemi. Şu an ailenle ilişkilerin nasıl peki? Yani ailemle ilişkim yani nasıl söyleyeyim sana? Bir var bir yok. Ben aslında çok duygusal bir insanım. Çok da aslında aileme çok düşkünüm. Onlar da bunun farkındalar. Benim babam hasta olduğu zaman, kalp ameliyatı olduğu zaman hep ben koştum. İlk koşan benim. Ve onlara çok yakın yerde oturuyorum. Çünkü bilerek oturuyorum. Ben koşayım onlara. Yine ben evlatlık görevimi yapayım. Hep böyle istiyorum. Yani ne bileyim. Kusura bakma vallahi o kadar doluyum ki aslında. Yani hayatta çektiğim bir sürü şey var işte. Ama ben yine de yani aileme çok düşkünüm. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim abilerim kabullenmediği zaman babamı hep dolduruşa getirirlerdi. İki abim var benim. Beni hep dövdürürlerdi. Hiç unutmuyorum. Çok dövdürürlerdi beni. Benim abim şimdi başkasıyla evlendiği zaman benim abimi babam reddetti. İstemediği biriyle evlendiği için. Şu anda abimin durumu yok. O abime 4 yıl boyunca ben baktım biliyor musun? 4 yıl boyunca. Benim evimde kaldı eşiyle. Düğününü, çocuğunun sünnetini, her şeyini ben yaptım. Beni istemeyen abim. Cinsiyetinle dalga geçen abim. Bir zaman geldi benim kapıma düştü. Ben baktım ona. Düşünebiliyor musun? Bu dünyanın ben her zaman etme bulma dünyası olduğuna inananlardanım. Yani biraz doluyum ama kusura bakmayın. Çünkü anne deyince, baba deyince benim için akan sular duruyor. Çok farklı bir duygu. İsterdim ki çocukluğumu onlarla çok güzel yaşayayım. İsterdim ki babamla arkadaş gibi olup bir gün karşı karşıya konuşayım. Ama olmadı. O yüzden diyorum ki herkes evlatlarının arkasına dursun. Ne olursa olsun. Çünkü yaşadığımız hayat asla güzel değil. Asla. Şu gördüğünüz kıyafetler, toz pembe hayat görüyorsunuz ya, asla. O kadar çabalıyorsunuz, o kadar işkence görüyorsunuz, o kadar hırpalanıyorsunuz ki. Aslında yaşıyormuş gibi gözüküyoruz, aslında yaşamıyoruz. Askerlik yaptın mı? Hayır. Pembe tezkere aldım ben, direkt. 2 günde hemen rapor aldım kendime. Askerlik yapmadım. Bunu birilerinin yardımıyla mı aldın yoksa zaten alman gerekiyordu? Yok, gittiğim gibi hemen. Hatta yabancı şubeden aldım ben bu arada. Gittiğim gibi niçin geldiler böyle böyle. 2 gün içinde bana çürük raporu verdiler zaten. Çünkü benim görünümüm gayken de hiç erkeksi durmuyorum ben. Hiç ama. Ben alt bölümlerde sadece operasyon geçirdim. Yüzümde falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Köseyim. Hiçbir zaman kıllı olmadım. Hiçbir zaman sakalım çıkmadı. Hiçbir zaman. Görüntünden dolayı ailenle birlikte yaşadığın dönemlerde
Yaşadığın yerde herhangi bir sorun yaşadın mı? Ya da ailenin yaşadığı herhangi Zaten bir sorun? maşallah annemin de babamın da akıl hocaları çoktu. Yan komşu. İşte bir tane hoca vardı. Şöyle olacak, böyle olacak, yanacak, edecek, dikkat edin çocuğunuza diye 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 babam benim hayatımı mahvetti. Yandaki komşular benim hayatımı mahvetti. Çevresi hayatımı mahvetti. Yani benim ben isterdim ki ben evden kaçmayayım. Annemin, babamın dizinde olayım. Belki daha farklı olurdu. Belki gay kalırdım, yaşardım. Bilmiyorsun ki. Peki o süreci nasıl, o sürece nasıl karar verdin? Mesela ameliyat olmam gerekiyor. Evet, ben trans bir kadınım. Çünkü toplum baskısından sıkıldım. Nesin ya? Nesin ya? Nesin? Gay gibisin ama kadın gibisin. Nesin yani mesela? Düşün, hangi kimliktesin? Bir karar vermen lazım. Ben bazen de düşünüyorum. Geysen gay gibi kalacaksın. Transan trans gibi kalacaksın. Ya ikisinin ortasında kalan insanlardan nefret ediyorum zaten. Ve günümüzde bundan da çok var. Hiç kimse artık kişiliğini yaşamıyor, farkındayım. Çünkü aslında bizim LGBT olarak biz bu değiliz aslında. Ben yıllar önce bu ortama girmiş bir insanım. Ben ilk defa bu yıllarda böyle bir şey görüyorum. Geylerin tamamen kadın gibi kadın gibi hareketler yapmaları bana ters geliyor. O zaman trans olacaksın. Mesela seks işçiliği yaptığınız dönemlerde ameliyat yoktu daha o Hayır, zaman. evet yoktu. Ama kadın görünümdeydiniz Evet, herhalde. evet. Peki müşteriler sizin ameliyat Ben hiç olup kadın olmadı? görümde olmadım. Ben peruk meruk hiç takmadım. Öyle mi? Hayır, hiç sevmem öyle şeyleri. Ben peruk meruk diyorum ya, neysem oydum ben. Ben gay dönemimde bile frapan değildim. Düz. Benim bütün çevrem, bütün arkadaşlarım bilir. Ben düz. Ama yüzüm kadın gibiydi diyorum. Ama ben gay dönemimde hiçbir zaman frapan yaşamadım. Kadın topuklu ayakkabısı bilmem ne öyle giymedim. Normal gay nasıl takılacaksa o şekilde takıldım. Affedersin 50 kilo makyaj yapıp saçım kısa erkek kıyafeti giyiyorsam hiçbir anlamı kalmaz bu işinde. O zaman sen gay olmuş olmuyorsun zaten. Ama seks işçiliği yaptığınızda bunu yapmak zorunda kalmadınız mı? Hayır. O dönemlerde yani o zaman daha farklı rağbetler vardı. Aslında şimdi translara rağbet var. O dönemlerde geyliklere rağbet vardı. Daha farklıydı. Nasıl daha farklı? Yani nasıl söyleyeyim sana? İnsanlar geylere daha çok geliyordu o dönemlerde. Şu an ameliyatsız translara mı daha çok rağbet var? Tabii ki aynen öyle. Ben bunu size daha önceden de söyledim. Evet, travestileri daha çok seviyorlar. Ya şimdi açık ve net, yani trans olmuşsun adam niye seni istesin ki? Orijinal kadına gider. Niye istesin seni? Niye istiyorlar? Ya işte çoğu meraktan, çoğu işte farklı zevkler istiyor, farklı fanteziler istiyor. Hepsi böyle yani. Ki inanılmaz derecede rağbet var. Çoğu erkek diyor ya hani yapmam, etmem, görsem yönümü diyor. Yani delikanlılık yapan çoğu. Ben çok şeyler gördüm. En ince ayrıntısına, en iyi ayrıntısına kadar neler gördüm. Hacısını da gördüm, hocasını da gördüm. Affedersin, işte yapmam diyeni de gördüm, gelmem diyeni de gördüm. Ben çok şeyler gördüm. Kimse bana işte yani böyle sosyal medyada boşuna babayla okumasınlar. Hepsinin neyin olduğunu ben çok iyi biliyorum. Kimse kusura bakmasın yani. Peki bu asla gitmem diyen kişiler nasıl oluyor da geliyor? Ne sebeple Vallahi geliyorlar? geliyorlar, kendilerine bile yaptırıyorlar. Değişik fanteziler, hiç demesinler. Delikanlılık yapan adamları ben çok gördüm. O bıyıklı sakallı adamları, kendini yaptıran adamları da gördüm ya. Hepsiyle gözümle şahidim ya. O yüzden bana kimse benim karşıma da gelip de delikanlılık yapmasınlar. Ben neyin ne olduğunu biliyorum. Yani aslında ameliyatsız trans bireyleri tercih etmelerinin sebebi... Evet, bu aktif ve pasif olmaları. Açık ve net yani. Peki özel bir soru daha soracağım. Trans bireyler kadınlara göre nasıl seks yaparlar? Daha mı farklı kadınlardan? Ya ben kendime göre anlatayım. Ben mesela çift beyin taşıyorsam erkeğin de ne istediğini çok iyi bilirim. Çünkü erkek beyni ve kadın beyni taşıyorum. Aslında biz bir tık daha üstte olmuş oluyoruz. Yani trans bireyler kadınlardan seks konusunda daha Tabii ki, tabii tecrübeli. ki. Çünkü neden? Hem erkek beyni taşıyorsun hem bayan beyni taşıyorsun. Erkeğin de ne istediğini çok iyi biliyorsun. Trans bireylerin bu kadar kadınlardan daha çok tercih edilmesinin sebebi bu olabilir mi? Evet, bu zaten. Çünkü düşünsene yani ya memnun olmayan zaten bir erkek bir daha gelmez. Ama memnun olduğu ki bunun sonu gelmiyor. Geliyorlar çünkü devamlı. Ha, mesela ben
dediğim gibi ben seks içinden hoşnut bir kadın değildim. Bütün translar için de aynı şey geçerli. Hiçbiri hoşnut değil aslında. Aslında hiçbiri severek yapmıyor bu işi. Hepsinin hayatını dinleseniz hayatların hepsinde bir dram var. Aramızda babasından, abisinden, amcasından, sevdiklerinden hepsinden tecavüze uğramış bireyler var. Çok kötü hayatlar var. Çok dram hayatlar var aslında. Mesela sırf seks işçiliği yapıp belki biraz daha rahat yaşamak için bunu tercih eden Ben hiç yok mudur? sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Düşsene bu işin ölümü var. Çünkü bütün LGBT bireyleri aslında bir ipin üstündeler. İpince. Çektiğin zaman düşersin. Öyle düşün. Biz hepimiz öyleyiz. Biz zamanında işimize giderken ben o çalıştığım dönemlerde bütün arkadaşlarımla helalleşerek işe gidiyordum. Niçin biliyor musun? Çünkü ne olacağımı bilmiyorum ki. Hiç tanımadığım bir adama gidiyorum. Hiç tanımadım. Belki arabasında öldürecek, belki evinde öldürecek, belki otelde öldürecek. Bilemiyorsun ki. Niçin gidiyorsun? Hayatım için gidiyorum. Mecburum. Çalışmak zorundayım. Ama hiç bilmediğim kişinin evine gidiyorum. Veya o evime geliyor. Veya ben otele gidiyorum. Veya arabasına gidiyorum ki. Tanımıyorsun ki. Adam katil mi? Kim? Ne olduğunu bilmiyorsun ki. Ben bu işi isteyerek yapar mıyım sence? Veya benim gibiler sence isteyerek yapar mı? Veya o kadar soğuk havalarda benim karlar buramda, buramda karlar. Ve ben o buramda karlar ben caddelerde çalıştım. Dondum, üşüdüm. Kimse bana acımadı. Adam parasını verdi yaptı. Açık ve net. Acıdı mı bana adam? Elime parayı verip de hadi evine dedi mi bana? Hayır. Bu kadar yani. Hayat bu kadar acımasız aslında baktığın zaman. Nil hiç aşık oldun mu? Oldum. Evet aşık oldum. Yanımda kalacağım diyen adam var. Seni çok seviyorum diyen adam var. Hepsi beni maddi olarak kullandılar. O bir kişi hariç. Anlattığım kişi. Diğerleri hepsi beni maddi olarak kullandı. Ama ben çok sevdim. Çok dayak yedim. Çok işkence. Aynı erkek arkadaşıma da aynı işkenceleri yedim bu arada. Çok da dayak yedim. Ama çok sevdik. Biz sevdik mi? Kenetleniriz. Çünkü sevgiye, saygıya açız çünkü bir kere. Ne yapıyoruz erkek arkadaşımızı sevdiğimiz zaman? Ne bileyim anne, baba, abi olarak görüyoruz onu. Ve çok seviyoruz. Paran varsa geliyorlar, yoksa da gelmiyorlar. Bu kadar basit yani. Peki son zamanlarda bir de artık TikTok Evet. fenomenisin. TikTok'ta iyi bir kitlen var ve gerçekten de iyi kazandığını söylerler. TikTok'ta ortalama ne kadar para kazanıyorsun ayda? Vallahi ben size bir kere söylemiştim ama hesaplamaya kalkarsak herhalde 20 bin falan kazanıyorum. Aylık. Evet. Kazanıyorum şimdi yalan demeyeceğim. Neyse onu söylüyorum. Bazen bu bütçe değişebiliyor. Belli olmuyor biliyorsun. Günde bazen 2000 de kazanıyorsun, 3000 de kazanıyorsun. Bazen yeri geliyor 500 kazanıyorsun. Değişiyor yani bu. Sence insanlar TikTok'ta neden seni sevdi ve neden seni izliyor? Dobro olduğum için. Bir kere dobroyum. Bence insanlar bana cinsiyetime bakmıyorlar. Tam tersi. Çünkü ben çok dobra ve çok doğalım orada. Yaptığım şeyler çok belli. Yemek, temizlik, işte hayvanlara bakma veya işte dobraca konu. Bunlar benim yaptığım şeyler bu. Geçmişini de çok saklamıyorsun ve Asla. Saklamam ben. hayatına barışıksın. Evet. Nil olmadan önceki ismini Söyleyebilirim. söylesek. Orkun. Güzelmiş ismi. Evet. Söyleyebilirim. Çok da merak ediyorlar. İsmimi merak ediyorlar, askerliğimi merak ediyorlar. Hiç askerlik yapmadım. Gittim çürüğü 2 günde aldım. Söyledim. İsmim Orkun'du. Ne var bunda? Bir zamanlar sonuçta ben erkektim yani. Neysem oyum onu söylüyorum. Evet cinsiyet değiştirdim ama nereden değiştirdim? Erkeklikten değiştirdim. Sonuçta kulağıma bir isim söylendi. Orkun. Ama Orkun geçmişte kaldı. Peki trans bireyler sanıldığı gibi böyle ortalığa dehşet satan, saçan, şiddete meyilli insanlar mı? Ben şimdi diyelim ki sana saldırdım. Sana küfür ettim. Senin damarına bastım. Ne yaparsın? Düşünsene bir çemberin içindesin, tek başınasın. Toplumun, ailenin, sevdiklerinin, bütün insanların sana laf attığını düşün. Sana saldırdığını düşün. Yapabileceğimiz başka bir şey yok ki. Ne yapabilirim? Söyle. Yani aslında yaşadıklarınız sizi agresif bir hale getiriyor. Tabii ki. Ama daha çok şu algı vardır toplumda. Trans bireyler çok agresif ve çok tehlikelidir. Hayır. Çok saldırgandır veya. Belki çok eskilerden ama dediğim gibi çektiklerimiz. Bak ben sana hayatı anlatıyorum. Bu sana anlattığım belki %1'i bile değil.
Hayatının çok acı olduğunu düşün ve insanların sana o şekilde saldırdığını düşün. Ne yapabilirsin? Çok acı bir hayat çünkü. Anne yok, baba yok, sevdiklerin yanında olmuyor. Tek başınasın, yalnızsın. İster istemez Tabii ki saldırganlaşabiliyor insan. yani. Yani şimdi ben mesela, bana dokunma abicim. Gelirim insanlarla, herkese insan gibi muhabbet ederim. Paylaşırım. Ama sen bana Ahmet abi, Mehmet abi, anan şöyle, baban böyle, niye anan seni doğru? Ki biz annemize babamıza çok düşkünüz. Anne babaya laf geldi mi bitmiştir bizim için. Ben de öyleyim. Bana her şeyi söyle ama anne baba dediğin zaman duracaksın. Çünkü benim günahımın bedelini anneme babama ödetemez kimse. Benim çünkü günahım bu. Niçin senin annen doğurdu? Yok annen de böyle. Yok baba... Duracaksın abi. Öyle bir şey yok. Benim annem babam da benim böyle olmamı istemezdi. Ben de ailemi seçme şansım yok. Kimse kusura bakmasın. Evet. Duracaksın orada. Hiç ameliyat olduğun için pişmanlık duydun mu? İlk 3 ay çok ağladım. Çünkü zaten o dönemlerde duygusal oluyorsun zaten. Ondan sonrasına alışıyorsun zaten. Sonra diyorsun ki iyi ki diyorsun olmuşsun. O iyi ki diyorsun bu kimliğe kavuşmuşsun diyorsun. Çünkü aradığım kimlik bu. Aradığım mutluluk bu. İstediğim hayat bu aslında. Aslında o benim mutluluğum. Diğer tarafta acı. Acı bir hayat. Çünkü Orkun'ken ben hep acılar yaşadım. Nilken de güzel hayat yaşamaya başladım. Öyle düşün. Peki doğaüstü bir gücün olsaydı dünyada ilk neyi değiştirmek isterdin? İnsanları değiştirmek isterdim. Zihniyetlerini yani. Bütün zihniyetleri değiştirmek isterdim. Başta bütün kötülüğü kaldırmak isterdim. İnsanların sevgisi yoksa mutlaka saygısı olmasını dilerdim. Peki şu an ne yapıyorsun? Yeni çalışmaların var mı? Valla biliyorsun ilk klip Cemal abiydi. Şimdi ikinci klip çok güzel bir slow parça geliyor. Aşk şarkısı. Bu pazartesi işte başlayacağız. Bu hafta yani başlayacağız. Klibimiz çıkacak. Güzel bir projeyle geliyoruz inşallah. Devam eder, tutar bu da diye düşünüyorum. Bundan sonraki hayatını müzik yaparak mı devam ettirmeyi düşünüyorsun? Vallahi sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonraki hayatım artık inşallah böyle daha güzel yaşamak değil de daha mutlu yaşamak istiyorum. Parada, pulda artık hiç gözüm yok. Her şeyi tattım. Şu an ihtiyacın olan tek şey ne? Annem babam. Bir tek annem babam. Yaşadığım, dediğim gibi çok acılar var. Ama o acılara rağmen hala mutlu yaşamak istiyorum bu saatten sonra. Hiç para pul istemiyorum. Hiçbir şey. Çünkü paranın pulunun bence boş olduğunu çok gördüm. Çünkü eve gittiğim zaman yani evimin boş olduğunu, kimsesiz olduğumu hissediyorum. Yani kimsesizim yani, anladın mı? Mutlu değilim yani aslında, hiç değilim. Var evet, şimdi istediğim her şeyi yapabilirim. Her şeyi alabilirim. Her şeyi yaşayabilirim. Ama anne baba mutluluğunu yaşayamıyorum maalesef. Biz 8 kardeşiz. Kardeşlerimle çok iyi bir arkadaşız bir kere. Çok çok kenetlenmiş biriz kardeşçe aslında. Kızlarla özellikle, açık ve net söyleyeyim. Özellikle kızlarla. Ama bilmiyorum yani, şuradaki bir boşluk var. O boşluk halen dolmuyor. Halen. Diyorum ya sana, hiçbir şeyin önemi yok. İstediğim kadar param olsun. İnanır mısın? Bazen diyorum ki işte evlerimi, barklarımı yeğenlerime bağışlayayım, çekip gideyim diyor. Bazen bunları bile düşünüyorum yani. Çünkü bana hiçbir şey mutluluk vermiyor. Peki bu yolda olan ya da trans birey olma sürecinde olan insanlara buradan söylemek istediğin ya da vermek istediğin tavsiyeler var mı? Tabii ki var. Bana bazen yazıyorlar zaman zaman. Abla 17 yaşındayım, 18 yaşındayım. Ailemin baskına dayanamayıp terk edip gideceğim. Asla böyle bir şey yapmasınlar. Bu yol hiç iyi bir yol değil. Hiç hem de. Çok acı. Aşırı derecede. Bütün şeyleri yaşayacaksın bir kere. Bütün her şey. Kimse kimseye bu yolda bedava asla bir şey yapmıyor.
vermiyor da. Yani demesinler ben sen işte kadın olduğun, işte ne güzel bir hayat yaşıyorsun. Öyle düşünmesin kimse. Bak ne diyorum sana. Her şeye sahip olmama rağmen halen o mutlulukta değilim. Son olarak şunu sormak istiyorum. Geçmişe dönüp baktığında pişmanlık duyduğun bir anın var mı? Keşke kaçmasaydım. Ama kaçmasaydın da hayat yine zordu. Ya kaçmasaydım işte bu sefer belki öldürülecektim. Belki bir şey olacaktı yani onu da biliyorum aslında. Çok bu yol gerçekten çok acı bir yol bu taraf. Yani ben çok kolay bir hayat olduğunu asla düşünmüyorum. İnsanlara çok kolay geliyor ama asla kolay değil. Çok zor. Peki şunu da sormak istiyorum. Trans bireyler neden seks işçiliği yapmaya mecbur bırakılırlar? Bunu da istersen biraz detaylandır. En azından insanlar da öğrenmiş ya, olsun. Şimdi ben hiçbir fabrikada, hiçbir markette, hiçbir işte tekstilde ben bir trans bireylerin çalışırken görmedim. İşe alanları da görmedim. Açık ve net söyleyeyim. Şimdi beni hiçbir yer kabul etmiyorsa veyahut kabul edip de devamlı kişiliğimle orada alay geçirecekse eğer ben özgür bir şekilde çalışamayacaksam ben mecburum bu işi yapmak zorundayım. Öyle düşün. Diyelim ki sana ben erkek olarak soruyorum. Seni hiçbir yerse işe almıyor. Kimse. Nereye başvuracaksın? Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Seni toplum itiyor. Kimse seni istemiyor. İşe almıyorlar zaten. İş olanağı yok. Mecbursun. Mecbur seks işçiliği diyoruz aslında biz buna. Evde tutamıyorsun aynı zamanda. Yok. Herkes ev tutuyorsan zaten diyelim ki bir trans bir ev tutuyor. Bunu bütün translar bilir. Sana mesela o ev 1000 liraysa 2000 liraya veriyorlar o evi. Ben demeyeyim ben binerim. Binmişimdir birkaç defa ama birçok trans biri metrobüs kullanamaz. Arabası yoksa taksiye binmek zorunda. Hep hayatları hep para aslında farkındaysan. Neden binemez toplu taşımaya? Çünkü bakış açısı insanlar bakışlarıyla rahatsız ediyorlar arkadaşım. Öyle bir girip bakıyorlar ki sanki arabaya öcü binmiş. Olabilir. Herkesin bir kaderi vardır ya. Ben translı affedersin tercih mi ettim? Hayır. Bu benim alın yazın. Ben yaşamak zorundayım. Böyle göreceksiniz. Ben metrobüse de binebileyim. Affedersin programlara da katılabileyim. Topluma da girebileyim. İşe de girebileyim. Biz bunu istiyoruz zaten. Ama bu bize verilmiyor. Yıllardan beri bu şekilde zaten. Ben görmedim. Yıllardan beri bu işin içinde olan bir insan olarak. Ben bir fabrikada çalışan bir trans görmedim. Bir markette bir trans çalışan görmedim. Ya da bir TV'de hiçbir yarışmada bir trans göremedim. Neden olmasın Survivor yemekteyiz veya farklı yarışmalarda niçin olmayalım? Hepimizin renkli kişiliği var. Hepimiz çok okumuş, çoğu okumuş güzel yerlerden gelmişiz aslında baktığın zaman. Niçin olamayalım? Toplum bizi kazandırsın ki biz de insanlara aslında sevgiyle saygıyla bakalım. Ki hiç bize bakmıyorlar ki insanların çoğu o şekilde. Belki de birçoğunuz aslında topluma çok faydalı işler yapabileceksiniz. Evet. Belki ben daha güzel bir şeyler yapacağım. Ben şimdi tamam TikTok'ta duyuldum veya işte Instagram'da bir yerlerde duyuldum. Ama ben belki çoğu insan benim trans olduğum için kabullenemiyor bazen. Yazıyorlar bana mesaj olarak. Niye kabul etmiyorsunuz? Ben bu işlerde başarı olayım ki. Ben bu işten ekmek yiyeyim ki. Ben başka işlere başvurmayayım. Benim gibi niceleri mesela. Hı-hı. Kabul edin. Hı-hı. Niçin affedersin dandik insanlar dünya paralar kazanıp ekmek yediriyorsunuz eğer ki bana göre hiçbiri fenomen değil aslında ben görmüyorum. Çünkü ne faydalar olmuş ki bu ülkeye ne yok o zaman yardımcı olmak istiyorsanız eğer bizim gibi insanları biraz ön plana çıkartın ki biz de ekmek yiyelim. Ben bundan taraftarıyım yani engellemeyin. O zaman başka işe başvurmak zorunda kalıyorlar. Bırakın ekmek yesin hepsi. Ama parantez içinde söylüyorum. Bize de gelince diyorum ya ekmek yiyelim. Ama saygılı bir şekilde. Videolarımız saygılı bir şekilde. İnsanları rahatsız etmeyeceğimiz bir şekilde yaparsak eğer bizler de güzel bir yere varırız. Ama insanı ben rahatsız edeceksem, videolarımla laçkalaşacaksam o zaman yapmayacaklar bu işi. Onlara da ben karşıyım zaten her zaman söylüyorum. Peki Nil Hanım geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizi tanımak çok güzeldi. Hikayenizi bizimle paylaştınız. Vallahi ben teşekkür ederim. İyi ki sizi tanımışım. İyi ki varsınız.
İlk defa burada bazı şeyleri açıkladım. İyi ki de açıklamıştım. Rahatladım. Şimdi evime huzurlu ve mutlu şekilde gideceğim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, bir sonraki programda görüşünceye dek bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın.